Türkiye'nin Suriye ve Irak topraklarındaki PKK hedeflerine 19-20 Kasım'da yürüttüğü Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ardından kara harekatı uyarısında bulunması hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'nın alışılmadık içerikte durdurma çabalarına yol açtı. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın mesajları, Erdoğan'ın kara harekata işareti vermesi ve sınırdaki Karkamış ilçesine Suriye'den atılan roketlerin vurduğu bir okulda bir öğretmen ve bir ilkokul öğrencisinin öldürülmesinden bir gün sonra gelmesi de Erdoğan'ın 22 Kasım'da kara harekatı işaretini daha güçlü vermesine dikkat çekti. İç kamuoyunda rüzgar Suriye ve Irak'taki PKK faaliyetlerine darbe vurulmasından yana, Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'nı tamamlamasından bir gün sonra ve Erdoğan'ın kara harekatı restinin yayınlanmasından birkaç saat sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'ye ve Erdoğan'a Ukrayna Tahıl Anlaşması ve Esir Değişimi Anlaşmalarından dolayı teşekkür etmesi manzarayı anlatıyor. Keza Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya istihbarat başkanlarının Ukrayna'da nükleer silah kullanımının önlenmesi görüşmelerini Ankara'da MİT karargahında yapmaları da. Soru şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer sorunu gerçekten sadece IŞİD'le mücadele ise PKK-YPG'nin siyasi külfetini artık taşımaktan vazgeçip öteden beri Türkiye'nin önerdiği işbirliğiyle ilgilenebilir mi? Suriye burada kilit durumda. Putin, Erdoğan'ın bir an önce Beşar Esad'la barışmasını ve Türkiye'deki krizin en azından yumuşamasını istiyor. Krizin bu yolla yumuşamasının Rusya açısından Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri ve İran etkilerini gerileteceği düşünüyor. Böyle bir yumuşama 2023 seçimi öncesi muhalefetin Suriyeli sığınmacılar baskısı karşısında Erdoğan'ı da rahatlatabilir. Erdoğan'ın Esad'la barışması adeta seçim vaadi yapmasında da bu arka planın etkisi var.